Gamurç Köprü programına hoş geldiniz. Bugün ikinci bölümümüzü Boyacıköy'de Surp Yerit Mangans Kilisesi'nin bahçesinde çekiyoruz. İlk bölümde söylediğimiz gibi daha çok dışarıya çıkıp mümkün olduğunca İstanbul'daki, Türkiye'deki Ermenileri, Ermenilerin mensup olduğu ve üyesi olduğu vakıfları, kiliseleri ve mekanları tanıtmaya çalışacağız. Bugün iki konuğumuz var. Hrant Dink Vakfı'nın yaptığı ve benim de ilkinde yer aldığım bir projenin zannedersem dördüncüsünün gerçekleştiği bir programdan geliyorlar. Aram yazısını yetiştirmek üzere hemen gazeteye koştu. Zümrüt'te üniversiteye katıldığınız için teşekkür ederiz öncelikle. Teşekkür ederiz. Nasıl geçti Ermenistan? Sen başla istersen. Nasıl geçti Ermenistan? Bir kere evet, pazar günü gece yarısına yakın bir zamanda uçağa binip Yerevan'a da sabaha karşı 4-5 gibi vardık. Program oldukça yoğundu. Dünya Bankası'ndan Birleşmiş Milletler'e, çeşitli gazete ve televizyonlardan hükümet ve parti sözcülerine kadar çok çeşitli insanlarla görüştük ve konuştuk. Yerevan ve Ermenistan genel olarak benim beklemediğim kadar canlı, aktif, kıpır kıpır diyebileceğim bir yerdi. Birçok yeni inşaat, birçok lüks otomobil, birçok genç insan gördük etrafta ve oldukça da iyi karşılandık. Arkadaşça ve dostça sohbetler yaptık. Hı hı. İkinizin de ilk gidişiydi değil mi Ermenistan'a? İlk. Evet. İlk. Sen ne düşünüyorsun? Yani Zümrüt'ün dedikleri çok doğru. Özellikle de Ermenistan'ın bizi şaşırtma meselesi. Şimdi bu şaşkınlık nereden geliyor? Tabii. Şuradan geliyor. Türkiye'deki algı, gazeteci de olsak, işte akademisyen de olsak, Ermenistan'ın aslında çok uzakta, bizden çok başka bir ülke olduğu şartlanmasıyla oluşuyor bu algı. Oysa öyle olmadığını, yani hani yeşeren çiçeğinden yenilen yemeğine kadar, söylenen türküsünden insanların mimiklerine kadar bir sürü şeyin bize çok benzediğini tabiri caizse keşfettik. Ve bu girer girmez oldu Ermenistan'a. Üzerinde düşünmeye bile fırsatımız olmayan bir realite olarak karşımıza çıktı. Sonrasında tabii orada bulunmamızın amacı bu yıl Hrant Dink Vakfı'nın belirlediği gündem maddesi ekonomiydi. Yani sınırların kapalı olması, iki ülke arasındaki ekonomiyi nasıl etkiliyor, asıl potansiyel nedir, neler yapılabilir, kim ne düşünüyor? Biraz bunları öğrenmek için oradaydık. Tabii ilk aklımıza gelen şu oldu. İstatistiki rakamlar Ermenistan'a ilişkin nedir? İşsizliği nedir? İşte doğrudan yabancı sermayeyi ne kadar çeker? Kayıt dışılık nedir? Vesaire, enflasyon nedir? Ya bu tür sıkıcı durumları öğrendikten sonra bu sıkıcı istatistiki bilgileri... Sağ olsunlar bizi orada misafir eden, konuk eden, gezdiren arkadaşlarımızla sokaklara çıkma şansımız da çok oldu. Şimdi şunu söylemek isterim. Erivan'dan öncesi ve sonrası Ermeni sorununa bakışta, meseleyi değerlendirmede benim açımdan belirleyici olacak diye düşünüyorum bundan sonra. Şu sebeple ki ben diğer arkadaşlarıma nazaran biraz olsun hani işin içinde biriyim. Ailemin bir tarafı, anneannemin annesinden gelen tarafı Ermeni. Ailemizin geri kalanı Kürt ve ben Ermeni kültürünün de çok yerleşik olduğu işte Van, Hakkari gibi Türkiye şehirlerinde büyüdüm. Şimdi aslında isminin de, Aram isminin de öyle bir hikayesi vardı anlattığım. Evet, evet. Aram ismi anneannemizin, annesinin halkına bir referans. Yani ailemizde böyle bir damar olduğu unutulmasın diye koyulan bir isim benimkisi. Dolayısıyla ben biraz oraya anneannemi de yanımda götürdüm. Aslında ailemizin bu hiç bilmediğimiz bu tarafını biraz keşfetme hevesiyle de gittim. Tüm bu duygusal doneler bir de yanında yani daha real, somut, objektif bilgilerle birleşince zannediyorum
iyi de bir süzgeçten geçirdim. Yani Ermenistan nedir, Erivan nedir? Her giden de aslında bende de ilk yıllarda, ilk gittiğimde hep aynı şey olurdu. Bir kere Ermeni olarak bizim hani Ermeni kimliğimizle bizim orada algıladığımız çok ağır bir durum da var. Bir ulus devlet var orada. Her şey Ermenice, insanlar Ermenice konuşuyorlar. Bu çok büyük bir duygusal etki yaratıyor. Ama bu proje, sizin de katıldığınız bu projenin ilkinde de bizim yaşadığımız, o gazeteci dostlarımızdaki ileride konuk edeceğiz programlarımıza, yaşadığımız çok önemli bir şey vardı. Sadece Ermenilikle ilgili olan bir şey değil. Yani orada herkesin bir duygusal bir bütünlüğü ortaya çıkıyor. Sizin de biraz önce konuşurken program başlamadan, hani aslında biz Ermenilerle ilişki kurmaya gittik, grup kendi içerisinde başka bir yere gitti diye. Bu daha önce mesela katıldığımız toplantılarda o kadar çok değil. Biz yani Almanya'ya götürdüğünüz bir grupta olmayabilir. Ama Ermenistan çok daha yakın oluyor zannedersem. Sen neler düşünüyorsun? Evet, çok ilginç olanı biz orada belki 50 kişiyle karşılaştık, konuştuk ve her birine hep aynı soru sorduk. Nerelisiniz sorusunu sorduk. Ve gördük ki yani işlerinden sadece bir ya da iki tanesi anneannelerinin, dedelerinin Ermenistanlı olduklarını, orada doğduklarını söylediler. Geri kalan hepsi Sivaslıyım dedi, Eskişehirliyim dedi, Erzurumluyum dedi, Diyarbakırlıyım dedi. Hep böyle bir Anadolu şeysi var. Dolayısıyla çok duygusal. Tabii bunu duyduğumuz anda Türkiye'de de malum memleket nerede dediğinizde çok başka bir yakınlaşma, çok başka bir duygusallık oluyor. Ben şahsen Türk'üm. Herhangi bir bağlantım yok. İstanbul ve Ordu ailemin geldiği yerler. Ama benim için de çok duygusaldı. Ve orada insanların Türk'üz dediğimizde de bize bakışları çok son derece... Hani böyle bir sanki kendi vatanlarından birini misafir ağırlıyormuş gibi çok güzel karşıladılar bizi. Zaten misafirlik konusunda herhangi bir problemimiz hiç, yok herhalde. Hiç karşılıklı olmadı. Yemek sofraları ve hiç yemek, şeylerde. Sohbet, arkadaşlık hiçbir problemimiz olmadı o konularda. Ortak bir coğrafi kültür oluşmuş. Peki birazcık da projeden bahsedelim isterseniz. Kimlerle görüştünüz? Neler yaptınız? Sonuçta bir hafta kaldınız orada değil mi? Evet. Evet, bir hafta kaldık ve oldukça yoğun bir programdı. Yani günde 4 ya da 5 görüşmemiz vardı. Bazen yemeklerde bile sohbetler konuklarla, ziyaretçilerle oluyordu. Yani kopya çekeceğim çünkü çok fazla kurumla görüştük. Tabii, kopya çekmek serbest. Birkaç tanesini söyleyeyim. Örneğin siyasi hayattan iktidar partisiyle, Taşnak Sütyun'la, muhalefetteki partilerden bir tanesi ve tabii... bilindiği üzere en eski Ermeni siyasi hareketinin temsilcileriyle görüştük. Sivil toplum örgütleriyle görüştük. Sivil toplum enstitüsü bünyesinde Türkiye'deki İnsan Hakları Derneği'nin faaliyet alanına benzer alanlarda çalışma yürüten arkadaşlarla tanıştık, görüştük. Medya ile sıkı temaslarımız oldu. Hem ülkenin en çok izlenilen kanalları, en çok satılan gazetelerinin temsilcileriyle bir araya geldik. Öğrencilerle görüştük. Başka... Peki bir fark gördünüz mü? Yani siyasilerle halkın, şimdi öğrenciler ve sivil toplum örgütlerinin duruşuyla, yani Türkiye'de de böyle, duruşuyla ve anlattıkları şeylerle siyasi partilerin anlattıkları şeyler farklıdır tahminen. Taşnak Tutun Ermenistan'da ne kadar muhalefette kalsa da yine de bir siyasi oluşum. Şu anda mecliste değiller. Evet, şöyle farktan bahsedebilirim. Öğrenciler ve sanatçılarla görüştük biz Gümrü'deyken. Hükümet de Taşnak Partisi de şey diyor hep, Ermeni-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesini istiyoruz. Ön koşulsuz bir şekilde Türkiye'mize yaklaşmasını istiyoruz. Çünkü biz size ön koşulsuz yaklaşıyoruz diyorlar. Ondan sonra da bazı diğer şartlardan bahsediyorlar tabii. Hani anlaşma, protokol çerçevesinde ne beklediklerinden. Halbuki öğrencilerle, gençlerle, sanatçılarla konuştuğumuzda onlar bize diyor ki, bakın bir araya geldiğimizde hiç bu konulardan bahsetmeyelim. İlk başta bahsedeceğimiz bir sürü başka şey var. Sanattan bahsedelim, kültürden bahsedelim, hayatlarımızdan bahsedelim, kendimizden bahsedelim diyorlar ve oradan başlamak istiyorlar. Gazeteci olarak sen ne yakaladın? Şimdi tabii senin de söylediğin gibi yani bu kadar sıkıntı zaten siyasetin gölgesi halkların üzerine düştüğü için yaşanıyor. Onun için elbette bir siyasetçinin sokaktaki öğrenci gibi ya da bir sanatçı gibi konuşmasını beklememek lazım. Ama öte yandan Ermenistan halkının Türkiye'ye ilişkin
Türkiye toplumuna ilişkin beklentilerine baktığımız zaman birkaç ortak paydadan, kuvvetli ortak paydadan söz etmek mümkün. Örneğin sınırların kapalı olması, diplomatik ilişkilerin dondurulmuş olması ve Türkiye'de Ermenistan meselesinin bir türlü gündem olamaması aslında bizim görüştüğümüz tüm kesimlerin ortak derdiydi. Elbette çözüm yolları konusunda farklı öneriler var. Ama sorun ortada duruyor ve herkes o sorunu görüyor. Aslında burada çok önemli bir şey vurgulamak gerekiyor. Çoğu seyircimiz bunu bilmiyor olabilir. Türkiye'de Ermenistan'la ilişkiler gündemde değil. Hani gazetelerinde, hani akademinin de o kadar gündeminde olan bir şey değil. 24 Nisan'larda yazdırılan tezler, hazırlanan şeyler dışında. Ancak Ermenistan'da durum böyle değil galiba. Tam tersi diyebiliriz. Yani çok ciddi bir Türkiye gündemi var Ermenistan'da. Öyle ki günübirlik, yani günü gününe takip ediyorlar Türkiye'deki siyaseti, toplumsal hayatı, ekonominin gelişimini. Ve benim anladığım kadarıyla buna da kendilerini mecbur hissediyorlar. Çünkü Ermenistan'ın geleceğinde bence Türkiye'nin rolü çok büyük. Ermenistan şu anda çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Uzun yıllardır çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor. İki tane komşusuyla, iki sınır komşusu Türkiye ve Azerbaycan'la sınırları kapalı. Yani Türkiye'den hava sınırı açık ama kara sınırı kapalı. Bu yeterince sorun zaten. Hı hı. Ve Türkiye şimdi kendi bölgesinde, dünyada çok önemli bir yer işgal ediyor. Hem ekonomisi hem de siyasi gücü. Ve Ermenistan bu gücü merak ediyor. Bu güçle yapacağı ortaklıkların temellerini atmak istiyor. Aslında bir çeşit kendini o günlere, sınırın açılacağı günlere hazırlamaya çalışıyor. Dolayısıyla Türkiye çok önemli orada. Bununla ilgili iki şeye değineceğim, ancak önce hazırladığımız bir VTR var, onu seyredelim. Daha sonra bu kendi hazırladığı günlerle ilgili bildiğim kadarıyla Taşnak Tütün Partisi'nin bir araştırması var. Ekonomik olarak neler yaşayacağı ile ilgili. Bir de oradaki gündemde neler düşünüyorlar, bunları soracağım. Önce Ermenistan'la ilgili bir VTR'miz var. Ermenistan nerede? Ermenistan kim? Nedir? Şimdi onu izleyelim. Türkiye'nin doğu komşusu Kars'ın hemen bitişiğindeki Arpaçay, yani Aras Nehri'nin ikiye ayrıldığı bu ülke halkın memleketi olarak da biliniyor. Bu yüzden Ermeniler ülkelerine Hayastan diyor. Başkenti Erivan olan Ermenistan'ın nüfusu yaklaşık 3 milyon. Tüm dünyada 10 milyona yaklaşan Ermeni nüfusunun sadece 3 milyonu Ermenistan'da yaşıyor. Para birimi Tram. Tram Ermenice para demek. Resmi dili ise Ermenice. Ülkenin %97'si Ermeni. Kalan %3'lük bölümünü ise Yezidiler, Kürtler ve Ruslar oluşturuyor. Başkanlık sistemiyle yönetilen Ermenistan'ın şu anda başkanı Serj Sarkisyan. Başbakansa Tigran Sarkisyan. Ermenistan ilk olarak 28 Mayıs 1918'de Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti adıyla kuruldu. Sovyetler Birliği'nde yer aldı ve 21 Eylül 1991'de bağımsızlığını ilan etti. 2009 yılı verilerine göre ülkenin kişi başına düşen yıllık geliri 4.916 dolar. Kuzeyinde Gürcistan, doğusunda Azerbaycan, güneyinde İran ve batısında Türkiye ile Azerbaycan'ın egemenliği altındaki Nahçıvan bölgesi bulunuyor. Ermenistan, Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Bağımsız Devletler Topluluğu, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Dünya Ticaret Örgütü ve yaklaşık 30 uluslararası örgütün de üyesi. Şimdi Ermenistan'da nasıl gündem Türkiye ise, burada nasıl Ermenistan değilse, bu siyasi açıdan söylemlere de yansıyor. Oradaki siyasetçilerin tabii size anlattıklarını, açık olanlarını duymak da isterim. Çünkü bir taraftan aslında dış politikaya yönelik Ermenistan'da bir çizgi çizilmiş durumda. Buradaysa dışarıda Ermenistan'la bir ilişki yürütürken içeride başka şeyler yapabilen, başka şeyler söyleyebilen bir başbakanımız, bir hükümet var. Aslında hemen bir ufacık bir ara verip şu VTR haberi seyrettirmek istiyorum. Geçtiğimiz hafta bir muhabirimiz Kars'taydı ve oradan güzel bir haberle geldi. İnsan gördüğünüz hangi faaliyetlerde bulunuyor? Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde nasıl bir katkısı olabilir?
Evet, ben başlayayım mı? Gerçekten çok genç, çok dinamik ve işini çok seven bir insana benziyordu konuştuğumuzda ve kendisi insan hakları ihlallerine bakıyor Ermenistan'da. Eğer böyle bir ihlal olduğunu düşünüyorsanız siz ombudsmana gidebiliyorsunuz. O araştırıyor ne yapılabileceğini ve bir üst mahkeme var Ermenistan'da. 9 tane hukuksal üyesi var, 4 tane de hukuk dışından atanmış üyesi var. Ve oraya başvuruda bulunabiliyor ombudsman tavsiyeleriyle beraber. Hani bu insan hakları ihlalinin düzeltilmesi için. Ve bu süreçte bize söylediği birçok grubu kapsıyor bu. Hem işte herhangi bir orduda, poliste kötü muamele olduğunda ona gidilebiliyor. Ya da iş yerleri, iş adamları eğer haklarının çiğnendiğini düşünüyorsa tekrar gidebiliyor. Ve bu konularda yardımcı olmaya çalışıyor insanlara. Çok güzel. Bir şey diyordun. Ben birkaç benzetme kurmaya çalışacağım Ermenistan'la Türkiye ile ilgili. Şimdi birincisi ombudsmandan girdik. Oradan başlayayım. Sayın Ombudsman orada bize söyledi. Özellikle poliste işkence vakalarının yüksek olduğunu, orduda da kötü muamelenin olduğunu ama orduyla iletişimde şöyle bir avantajları olduğunu anlattı. Orduya ilişkin şikayetlerin çok kısa sürede geri dönüşe tabi olduğunu ve düzeltildiğini fakat emniyetle aynı şekilde diyaloğa geçemediklerini söyledi. Bu bir benzetme değil tabii Türkiye açısından, bu bir ters benzetme. Fakat bir başka öğrendiğimiz ilginç şey, biliyorsunuz Türkiye'de Ergenekon davası süreciyle birlikte gazetecilerin gözaltına alınması vesaire gündemi çok uzun süre işgal etti. Mesela orada da Ermenistan'da şu an hiç tutuklu gazeteci yok. Ama Mayıs ayında bir genel af çıkarılmış. Ve tutuklu olan tek bir gazeteci varmış. O da serbest bırakılmış. Kendisi de halkı isyana teşvik etmek suçundan yargılanıyormuş. Bir tane daha şey söyleyeceğim. O da şimdi Türkiye'de biliyorsunuz siyasi partilerin toplum içerisindeki etkinliği çok güçlü. Ermenistan'da da buna benzer bir şey var. Ama halkta şöyle bir şeyi de gözlemlemek mümkün. Mevcut siyasi dilin veyahut da mevcut çözüm önerilerinin çok fazla önemli olmadan sadece ve sadece ya sınırlar açılsın. Biz konuşalım. O zaman muhakkak birbirimizi anlarız. Cümlesini kurmak konusunda halkın hiçbir kesiminde bir tereddüt olduğunu zannetmiyorum. Siyasilerde bu var. Türkiye'deki siyasilerde de aynı şey var. Çünkü Türkiye'deki insanların da hele böyle bizim gibi bu diyaloğa bu diyaloğu yakalama şansına sahip insanların Ermenistan'la ilişki kurmak konusunda en ufak tereddüt yaşayacağını düşünmüyorum. Doğru. Zaten aslında toplumlar arasında bu projelerin en güzel noktası ortaya çıkardığı şey toplumlar arasında herhangi bir sorunun olmadığı, yani gidip gelindiği ve bir dokunduğun zaman sorunu ortadan kaldırıyorsun. Çok önemli bir noktaya değindin, tutuklu gazeteci. Evet, bir kişi vardı, Nikol Paşinyan, Ermenistan Ulusal Kongresi partisinin, Levon Der Petrosyan'ın, Ermenistan'ın ilk cumhurbaşkanının partisinin adaylarından biriydi ve seçim sürecinde halkı galyana getirmek, isyana çağırmak suçundan tutuklanmıştı, bırakıldı. Oldukça uzun bir süreç aslında Nikol Paşinyan'ın bu süreci. Ödüller de verildi o cezaevindeyken tutuklu bulunduğu süreçte. Bu konuya aslında ifade özgürlüğü kapsamında bakabilmek de önemli. Hani Türkiye ile karşılaştırmada. Tabii şöyle bir şey de var. Orada gazetecilere sorduğumda burada oranın 301'i var mı diye. Oranın 9. maddesi, 29. maddesi var ki iki tane çok önemli sorunlar yaratıyor. Ancak hani ifade özgürlüğü sorunu olmadığı söyleniyordu. Şey yapıyorlar. Orada da şunu söylüyorlar Ermenistan'da. Sorunumuz yok. Bizde 301 yok. Herkes istediğini söyleyebiliyor. Çok güzel. Soykırım olmadığını söyleyen var mı dedim. Yoktu. Ciddi cari açık problemi olan, büyük oranda işsizliğin yaşandığı, ekonominin sıcak parayla, dış borçla döndürülmeye çalışıldığı bir ülkede demokratik siyaset yapmak da çok zor bir şeydir. Nitekim arkadaş
Nikol bunun acısını çekmiş bir gazeteci meslektaşımız. Zümrüt'ün de bahsettiği gibi oligarkların bu kadar faal olduğu, güçlü olduğu bir ülkede aslında Türkiye'ye yakınlaşmayı istemek, Türkiye kendi içinde ne sorun barındırırsa barındırsın, demokratik yönetim biçimlerinin de ülkede sağlamlaşmasını istemek anlamına geliyor aslında Ermenistan için. Aslında cesur bir hareket. Bunu ben öyle düşünüyorum. Evet. Gerçekten internetin çok faal olarak kullanıldığı bir ülke. Yani iletişim aracı olarak internet, işte Twitter, Facebook, bizim orada konuştuğumuz bütün insanlar bunun önemine dikkat çektiler. Kamuoyu yaratma konusunda çok etkili bir araç Ermenistan'da. Hatta şöyle bir şey öğrendik ki Ermenistan'ın meşhur eski Lenin Meydanı denilen şimdinin adıyla Cumhuriyet Meydanı'nda o bölgeye yakın bir yerde yapılacak yeni bir inşaada Facebook'ta gruplar kurularak karşı çıkılmış ve sonunda belediye inşaatı yapmaktan vazgeçmiş. Evet. Bu önemli bir gelişme Ermenistan'da. Ben kendi tecrübemden bahsedeyim. Amerika'dayken tabii diaspora Ermenileriyle tanıştım. Kimisi Fransız, kimisi Arjantinli, kimisi Amerikalıydı. Ve söyleyebilirim ki Ermenistan'da bize karşı çok daha arkadaşça bir eğilim olduğunu söyleyebilirim. Gerçi onlarla da arkadaş oldum Amerika'dayken. Konuştuğumuzda onlarda o duygusal şeyi ve acıyı ifadelerinden, gözlerinden çok daha fazla hissetmiştim ben. Ermenistan'daysa daha böyle hani bizim bölge insanı, gene tabii o duygusallık var ama hani bize bir yandan da bir özlemle bakıyorlardı. Sanki özledikleri biriyle karşılaşmış gibi bakıyorlardı. Diaspora'da çok o his olarak çok fazla hissetmedim. Ama bir taraftan diaspora'nın Ermenistan'a çok büyük yatırımları var. Yani bu sadece tüketim için gelen paralar değil. Örneğin orada çok büyük yatırımlar yapmışlar. Projeleri destekliyorlar. USAID damgasını birçok yerde görebiliyorsunuz. Birçok projeye donör oluyorlar. Dolayısıyla son derece önemli diaspora'nın Ermenistan'ı desteklemesi. Bence diaspora ile Ermenistan halkının nerede durduğunu hesap etmeye çalışırken olaya şöyle bakmak lazım. Diaspora eşittir Ermenistan değil. Nokta. Çünkü neden? Birincisi, bu bizim bir haftalık temaslarımızla analiz edebileceğimiz bir şey değil tabii ki. Elbette bize söylenen şeyler var. Bizim anlamlandırmaya çalıştığımız şeyler var. Ama onun ötesinde coğrafi yakınlık ve şimdi diasporanın Ermenistan'ı sahiplenmesi çok doğal. Ama Ermenistan'la Türkiye ilişkilerine baktığımız zaman ilişkilerin en yakınlaştığı dönemde, yani işte Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Erivan'a gidip futbol maçı izlediği zaman, daha sonra protokoller vesaire, sonu şimdilik kötü bitmiş olsa da diasporanın da çok tepkisini çeken hareketler oldu. Fakat bizim Ermenistan'da bir araya geldiğimiz diasporadan birkaç genç vardı. Amerika'da yaşayan gençler. Müthiş, rahat ve çok geleceğe dair güzel hayaller kuran arkadaşlardı. Kimilerinin okullarında Türk öğrenciler de varmış ama hiç sorun yaşamadıklarını, yaşamak da istemediklerini, onları tanımak istediklerini söylediler. Evet, diasporanın Ermenistan'a birçok yatırımı var, çok ciddi bir duygusal bağı var. Fakat Ermenistan bence hükümetiyle de, halkıyla da, diasporanın her yap dediğini şak diye yapan, onun güdümünden bir türlü kurtulamayan bir yer değil. Mesele bu kadar basit değil. Bunun tam olarak ne olduğunu anlamak için, işte evet, akademisyenlerin araştırmalarına, gazetecilerin gidip gelmesine ihtiyacımız var. Türkiye'de bu anlamda ekonomik şeyde yapılan araştırmalar var mı senin gözüne çarpan, ya da bu toplantının, yani bu projenin aslında bu 2011 yılı teması ekonomiydi. Sizin orada çıkardığınız genel bir tecrübe ya da geleceğe dönük yapılması gerekenler şeyi listesi ne olabilir? Öncelikle akademide diye soralım. Şimdi benim bildiğim iki tane araştırma var. Bir tanesi Avrupa Komisyonu zannediyorum. Oradan çıkan bir araştırma var. Türkiye-Ermenistan sınırı açılmasının iki ülkeye faydaları şeklinde. Diğeri de bu Taşnak Partisi'nin yaptığı araştırma. Şimdi biz tabii olayı şöyle bakıyoruz. Türkiye için Ermenistan küçük bir pazar ve
Türkiye açısından faydaları daha çok bölgesel olacağını düşünüyoruz. Yani nedir? Bizim sınır bölgelerindeki ekonomik gelişmelerin daha fazla etkileneceğini düşünüyoruz. Ermenistan içinse tabii daha ulusal boyutta bir şey söz konusu. Özellikle onlar için bu oligarşinin rekabet ortamının sağlanması açısından daha fazla partnerler edinmek önemli. Dolayısıyla bir sonraki aşama olarak da biraz daha detaylı bölgesel veri, bölgesel hangi sektörler, hangi endüstri hizmetleri sınırın açılmasından en fazla etkilenir, hangi sektörler büyür, hangi sektörler küçülür, bu tür şeylere bakılması lazım. Somut bir şey soracağım. Ermenistan'da Türkiye'li iş adamları hangi alanlarda çalışabilirler? Sen gördüğün bir hafta içerisinde ya da boşluklar, eksikler neler? Her şeyden önce inşaat sektörü çok büyük. Nereye gitsek yeni bir inşaat var. Türkiye'ye göre. Ve evet, tam Türkiye'ye göre diyebilirim kesinlikle. İkincisi turizmin çok büyük olacağı kesin. Yani oradan Türkiye'ye, Doğu Anadolu'ya geçip ülkeyi görmek isteyen o kadar çok insan var ki bu çok önemli. Üçüncü konu tekstil. Hatta orada bir tekstil fabrikası açmayı düşünen bir Türk iş adamı da varmış. Hı-hı. Daha sonra protokolün donmasıyla beraber vazgeçmiş duyduğumuz kadarıyla. Fakat iş gücü çok ucuz olduğu için ve şey pazarına, Rusya ve yakın Asya pazarına oldukça yakın olduğu için güzel bir durak, yani bir işletme kurmak ve tekstil ürünleri satmak için bütün bu alanlarda işbirliği yapılabilir. Bir de öğrendiğimiz kadarıyla Ermenistan'dan da Türkiye'ye bir elektrik satışı projesi varmış. Tabii o da şimdi durmuş ama onun için aslında sınırın açılmasına bile gerek yok açıkçası. Evet, doğru. Olabilir. Tam tersini sorayım ikinize de. Ermenistan Türkiye'ye ne satacak? Ben cevap verebilir miyim izninle? Tamam, önce sen. Şimdi ondan önce şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi sınır kapalı. Evet. Nasıl ticaret yapılıyor? Bu önemli bir konu çünkü yani 21. yüzyıldayız ve trajikomik yöntemler izleniyor. Şöyle, şimdi 300 milyon dolarlık bir ticaret hacmi var iki ülkenin. Bunun yalnızca 160 bin doları Ermenistan'ın Türkiye'ye ihracatı. Neden? Çünkü Türkiye Ermenistan'dan gelen, yani nereden gelirse gelsin, isterse Bulgaristan'dan girsin, Ermenistan plakalı araçları ülkeye sokmuyor. Tek şart var burada, 17 kişiden az taşıyan araçlar girebiliyor. Dolayısıyla ciddi ihraç mallarının taşınabileceği bir ortam yok Ermenistan'dan Türkiye'ye. Türkiye'den taşınan mallarsa Gürcistan üzerinden büyük çoğunlukla Ermenistan'a giriyorlar. O da şöyle oluyor. Konşimentolarda, yani malların her türlü bilgisinin yazılı olduğu kağıtlarda işte adres, ulaşacak adres mesela şöyle yazıyor. Erivan'da bir sokak. Ama hangi kente gidecek? Tiflis. Bu konşimento Gürcistan'a giriyor. Orada Tiflis ismi atılıyor. Erivan ismi yapıştırılıyor. Sonra o Erivan'a gidiyor. Şimdi bunlar tabii sürdürülebilir şeyler değil yani. Bunlar işte iş adamlarının siyasi konjonktürü delmeye çalıştıkları noktalar. Hal böyle olunca yani hangi alanda işbirliği yaparız meselesini realde tartışmanın çok bir önemi olmuyor. Ama sınırlar kalkarsa Ermenistan'ın şu anda bilişim teknoloji alanında ciddi bir atağı var. Bilindiği gibi Ermenistan Sovyetler döneminin Silikon Vadisi olarak adlandırılıyor. Evet. Çok yetkin kadroları ve yetkin teknolojisi olan bir ülke kendi döneminde. Fakat Sovyetlerin yıkılmasından sonra bu kadrolar dağılmış, kurumlar boşalmış. Şimdi onu yeniden diriltme çabası var ve hükümet de bu konuyu çok destekliyor. Dünyada birkaç önemli software yazılım şirketi de doğru. Ermenistan'da yatırım yapmış durumda. Gitmeler gelmeler çoğaldıkça ben sınırın Türkiye tarafında da çok ciddi bir gelişme atılım olacağını. Gelişme olacağını düşünüyorum. Hele ki bu kadar tarihsel bağların kuvvetli olduğu iki toplum arasında bu kadar gezilecek dini yer olduğu, hem ibadet hem turizm açısından çok ciddi avantajların olduğu bir bölgede turizmin gelişmemesi mümkün değil. Doğru söylüyorsun aslında. Los Angeles Havalimanı'nın altyapısını ve onun gibi birçok yazılım firmasının Ermenistan'da olduğunu ben de biliyordum. Tabii ilginç olan çok büyük firmaların, bilgisayar yazılım firmalarının Ermenice altyapı geliştirmek ya da dil araçları geliştirmek konusundaki ısrarı halen 10 milyon kişinin sadece konuştuğu bir dil üzerine yazılım geliştirmek istemiyorlar bilgisayar firmaları.
Peki, çok hoş bir sohbetimiz oldu bugün. Aslında kısa bir hemen bağlama yapacağız. Ermenistan'dan haberler vereceğiz size. Bu hafta ve önümüzdeki günlerde neler olacak? Ermenistan'dan sizin için seçtiğimiz, Türkiye'yi ilgilendiren haberleri toparladık. Bunu seyrettikten sonra, izledikten sonra programımızı kapatacağız. Ermenistan Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların düğünlerde gösteri yapılması için kullanıldığı öne sürüldü. Yaz aylarında artan düğünlerde havai fişek gösterilerinin yanı sıra renkli bulutlar çizen uçakların Ermenistan Hava Kuvvetleri'ne ait olduğu iddia edildi. Söylentiye sebep olansa generallerden birinin oğlunun düğününde hava gösterisi yapılması oldu. Forbes'un Rusya baskısı 2011 yılında Rusya'nın en ünlü 50 kişisi listesini yayınladı. Listede Ermeni asıllı iki şovmen ve komedyen Garik Martirosyan ve Mikhail Galustyan da yer aldı. Mikhail Galustyan 2,7 milyon dolar kazançlı 36. sırada yer alıyor. Gazetelerde adı 61 kez anılırken internette adı 820 bin kez arandı. 37 yaşındaki Garik Martirosyan ise 27. sırada yer alıyor. Forbes verilerine göre geçen yıl Martirosyan'ın kazancı 2,8 milyon dolar. Gazetelerde adı 80 kez anılırken internet Yandex arama motoruyla Martirosyan ismi 430 bin kez arandı. Çin'in Ningbo kentinde 9. ve son turda Ukrayna ile karşılaşan Ermenistan Ulusal Satranç Takımı rakibiyle 2-2 berabere kalarak Dünya Takımlar Satranç Şampiyonası'nda kazandığı 14 puanla şampiyon oldu. Bu turdaki tüm karşılaşmalar beraberlikle sonuçlandı. Ermenistan 1997, 2001 ve 2005'te Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazanmıştı.